Efendim ben Deniz Ahmet Yenilmez. Ülkemizin 7 bölgeye coğrafi olarak bölünmüş olan Doğu Karadeniz bölgesi sınırları içerisinde kalan Pehlivanoğlu sülalesinden Tevfik'ten olma, Ahçıoğlu sülalesinden Fikriye'den doğma, namı diğer Kara Ahmet. Siz çeşitli isimlerimle bendenizi tanıdınız. Kuluş Osman'da da Demirci Davut'um efendim. Ne mi peki rolümün alt metni? Onu şimdiden söylemeyeceğim. Sadece işi demirden ibaret görmeyin. Örsten de ibaret görmeyin. Sudan da ibaret görmeyin. Göreceğiz. Her şeyden önce tabii işimiz. Yani biz hikaye anlatıcısıyız. Bu minval üzere özellikle son dönem itibariyle dünyanın içinde bulunduğu bu Covid salgını her alanı daralttı. Bu daralan alanda durmaması gereken ve sürekli daha güçlü bir şekilde gözler önünde olması gereken ana alanlardan birisi de sanattır bana göre. Bunu dünyanın geçirmiş olduğu evreleri de göz önünde bulundurursanız açıkça görürsünüz. Benim için öncelikle 35 yılı aşkın oyunculuk hayatımda böyle bir döneme denk gelmiş olması ayrı bir anlam taşıyor. Bir de bir işi yaptığınızda bir hedefiniz olur. Bir neticeye doğru gidersiniz. Ama gelecekte o yapmış olduğunuz işin doğurduğu sonuç sizin hayalinizin ötesinde olur. Bir nevi geleceğe söz söylersiniz. Ertuğrul Gazi'nin bundan önceki bölümlerde çok güzel bir sözü vardı. Hatta demirciye dönüyor. Ahiler, sanatkarlar, esnaflar diye söze başlamıştı. Her biriniz demirci Davut Usta gibi olun. Şimdi sizler de bir cihat yapıyorsunuz. Ben şuna kesinlikle inanıyorum ki bu işin nasıl bir iş olduğu, nasıl bir etki uyandırdığı emin olun 20-30 sene sonra ortaya çıkacaktır. Çünkü değerler yeniden anlam kazanıyor. Coğrafyalar yeniden şekilleniyor. Paklar yeniden kuruluyor. Her şey yeniden kuruluyor. O yüzden Kuruluş Osman gerek senaryonun içerisinde özellikle serpiştirilmiş olan ve o sinema sanatının da kendi özelliğinden kaynaklanan o verdiği mesajlar bir nevi 20-30 yıl sonraya ekilmiş bir tohum olacaktır. Bunun altını çizmek istiyorum. Mehmet Bey'i, yapımcımızı gençlik yıllarından tanırım. Azmini, isteğini, derdini iyi bildiğime inanıyorum. Zaten böyle bir platonun, böyle bir ekibin, böyle bir işin yapılabilmesi için para puldan önce dert sahibi olmak lazım. Çıkmış yalnız başına benim böyle bir derdim var demiş. Kendine dert ortakları aramaya başlamış. Zamanın belli bir kertesinde de bizi çağırmış ve demiş ki benimle dert ortağı olur musunuz? Bunu seve seve. Yani o derdi öğrendikten sonra bir de o derdin ne olduğunu bildikten sonra bazı dertler insanı motive eder. Bazı dertler insanı dert deyince hemen negatif anlamda bir yargıya varmayalım. Bazı dertler vardır ki insanı diri tutar ve dirilişlere sebebiyet verir. O yüzden sağ olsun, teşekkür ediyorum. Böyle bir projenin içerisinde benim için bulunmuş olmak çok başka bir anlam taşıyor. Demirciler bizim medeniyetimizde çok özel bir yere sahiptir. Demirden dağları eriterek gelmişiz biz buraya. Adı destandır. Ama her destan kendi içerisinde bir milletin, bir medeniyetin, tabiri caizse bu toprağın en derinliklerindeki o magmalar var ya, öyle bir özellik taşır. Demircilik mesleği de bizim kültürümüzde olsun, medeniyetimizde olsun çok özeldir. Hele hele zaman itibariyle demirciler, Demirci Davut karakteri veya tipindeki insanlar bir nevi savunma alanını dizayn ederler. Tabii benim bir de özelde rahmetli dayım bizim memleketimizde ahalinin çok iyi bildiği bir demirci ustasıydı. Allah rahmet eylesin. Cafer Şen. Ben çocukluğumda daha ilkokula gitmeden onun atölyesinde hep bulundum. Hatta ilkokul çağında o demircinin körüğünü çekmekle ondan 2,5 lira yevmiye alırdım. 2,5 lira da iyi paraydı.
Onun zaman zaman bazı amaratlarını, yani yaptığı işte narcak, kazma, bu tür şeyleri müşteriye vermediğini görürdüm. Pek de anlam veremezdim. Sonra biraz lise çağına geldiğimde, dayı dedim, bazı yaptığın aletleri müşteriye vermiyordun. Neden vermiyordun? Onları yaparken kafam onlarda değildi, ondan vermiyordum derdi. Nasıl yani? Demirden bir değer üretiyoruz. O demiri değerli kılan vurduğun çekiş değildir. Çekici vururken ki duygundur. O demire verdiğin su demiri anlamlı kılmaz. O suyun sesinin sizi ikna etmesi lazım, seni ikna etmesi lazım derdi. Sanatın olmazsa olmazı ayna tutmaktır. Siz aynaya bakmazsanız nasıl göründüğünüzü bilmezsiniz. Ama önemli olan şu, gören sizin nasıl göründüğünüzü bilir ve ona göre strateji geliştirir. Bu denklem ışığı içerisinde bildiğim bir dönemdi. Yani Tarık Buğra'dan, rahmetli Sepetçioğlu'ndan, Nihal Atsız'dan, yani medeniyetimizin ve kültürümüzün ve mensup olmakla şeref duyduğumuz milletimizin geçmişiyle alakalı her daim bir şeyler öğrenme gayreti içerisindeydik. Tabii Osmanlı ve özellikle Kayı ve özellikle o zaman, o mekan ve dünyadaki o zamanki gelişmeler benim role hazırlanmamda çok etkili olmuştur. Hikayeye biraz vakıf olmam bu işi kolaylaştırmıştır. İşimizdeki noktaya gelecek olursak, daha ben bilmiyorum. Tabii öğrenmedim onun hain olduğunu. Ama tabii senaryonun gelişimine göre de nasıl bir boyut kazanacak bilmiyorum. Yani Karagöz, Hacivat, Pişeker, Kavuklu modundan nereye gider bilmiyorum. Tabii ki burada Türk mizah anlayışının da aslında altında çok iyi bir çatışmanın olduğunun güzel bir örneğidir çömlekçi, demirci sahneleri. Seyircilerimize şunu söyleyeceğim. Kuruluş Osman, bırakın Türk tarihini anlatmayı, insana insan olduğunu hatırlatıyor. Çünkü insanı insan yapan hikayesidir. Bence seyircilerimiz her bir Kuruluş Osman bölümünü seyrettiğinde kendi hikayesini bulacaktır ve insanlığını hatırlayacaktır. İhmal etmesinler.